Uzun yıllar Avusturya'da yaşadım, Viyana'da yaşadım. Kendim emekli öğretmenim. Viyana'da ve Avusturya'nın çeşitli bölgelerinde Alevi Hareketi içerisinde elimizden geldiğince çalışmalarım oldu. Federasyona kadar, federasyon yönetiminde, Viyana Alevi Toplumu Dernek Başkanlığı'na kadar emek verdik. Sonunda emekli oldum. Emekli olduktan sonra da Antalya'ya yerleştim. Biz, Alevilik halen ülkemizde maalesef tanınmıyor. Avusturya'da biz Aleviliği kendi başına bir inanç olarak Avusturya hükümeti tanıdı. Bak Avrupa'nın birçok ülkesinde tanınan bir inancımız. Ya kendi toprağımızda bizim inancımız halen tanınmıyor. Tanınmayı bir kenara bırak. Gördük işte Hacı Bektaş'ta neler yapıyorlar. Bizi asimile etmek için, bizim yolumuzu kesmek için, bizim inancımıza darbe vurmak için, bizi birbirimize düşürmek için kimsenin inancına müdahale hakkınız yok. Devlet inançlardan elini çekmeli ya. Bu 21. yüzyılda artık nereye, bilmem nereye gittiğimiz bu dönemde halen asırlardan beri çektiğimiz acılar yetmiyormuş gibi bu asırda da bize bu acılar yaşatmanın hiç kimsenin hakkı da yok, hukuku da yok, adaleti de yok, insanlığı da yok. Yani yapılmamalı bu bize. Ya biz ne yapıyoruz? Biz ne istiyoruz? Ya inancımızı insan gibi yaşamak istiyoruz. Biz Sunni gibi, bir Hanefi gibi, bir Maliki gibi, bir Şafii gibi, bir başka inanç gibi. Biz de kendi inancımızı insan gibi yaşamak istiyoruz. Bu şimdiki bu devletin Kültür Bakanlığı'na bizi bağladığı bu Cumhurbaşkanlığı bilmem ne şeyi. Ya arkadaşlar bu oluşumun başında olan Ali Rıza Özdemir Avusturya'daki ve tüm Avrupa'daki Alevi dernekleri hakkında muhbirlik yapan bir insan. Ali Rıza Özdemir, yani bilmiyorum insan mı desek ne desek bilmiyorum ama bu Ali Rıza Özdemir Avrupa'da MHP ile faşistlerle çeşitli ne diyorlar adını anmak istemediğimiz gruplarla çalışan bir insan. Ve bu insanı tüm Aleviler tanıyor. Ve bu insanı getirip o şeyin başına oturtmak demek Alevilere hakaret etmek demek. Yani Aleviler, yani hani boşuna kürek çekiyorsunuz. Yani Aleviler Özdemir'e, Özdemir'e böyle carta curta bunlara kanacak insanlar değil. Aleviler 100 yıl önceki Aleviler değil. Çağımızda Aleviler şehirleşti, Aleviler okudu, Aleviler beynini açtı, zihnini açtı. Aleviler artık gözlerini açtı. Bu tür şeylerle bizi oyalamasınlar. Gerçek diyorum, devletin parasını da yazık bu adamlara yedirmesinler. Yani aklı başında bir devlet, bir halkın, bir oluşumun, bir toplumun inancına müdahale etme hakkı yok. Biz kimsenin inancına yok sen böyle yapma, yok sen şöyle yapma, bu yanlış, bu doğru demiş miyiz, dememişiz. Biz kendi inancımızı insan gibi bu evrende var olan, bu dünyada, bu planette var olan insanlar gibi bize kendi inancımızı yazıyor. Budist'i yaşıyor, Hindus'u yaşıyor, ne bileyim Yahudisi yaşıyor, yani Müslüman'ı yaşıyor, Hristiyan'ı yaşıyor. Ya ben niye yaşamayayım arkadaşım? Yani sebep ne? Askerliğimi yapıyorum, vergimi veriyorum. Bu ülkenin her taşında, her toprağında benim de kanım var. O zaman bana niye bu muamele yapılıyor, bu yetim evlat muamelesi? Devletinin aklı başında, aklı selim insanları bizi bize bırakırlar. Alevilerin dergahlarını Alevilere bırakırlar. Hacı Bektaş'ta gittiler, ne oldu? Ne oldu? Yine halk sahip çıktı. Yine halkımız oradaydı. Yine insanlarımız oradaydı. Abdalımızla, tahtacımızla, kızılbaşımızla, çepnimizle hepimiz oradaydık. Hepimiz yine yan yana durduk. Hepimiz yine türkülerimizi, deyişlerimizi söyledik. Semalarımızı döndük. Hünkârımızın mekanında cemimizi de yaptık. Ne oldu? Elinize ne geçti? Her tarafı kapattınız. Her tarafı aldınız. Her tarafı bilmem polisle, jandarmayla doldurdunuz. Kimseye bir şey oldu mu? Kimsenin burnu kanadı mı? Kimseye bir laf söylendi mi? Sadece kendimizi yaşamak istiyoruz. Bu da bizim en doğal hakkımız. Memleketimizin bir sürü sorunları var. Ekonomik, siyasi, sosyal. Bak etrafımız kan revan içinde. Birlik olmamız gerekirken ya insanlarımızı niye ötekileştiriyorsunuz? Yani ne istiyorsunuz? Yani tek çaremiz birlik olacağız. Beraber olacağız. Birlikte yaşayacağız. Birlikte birbirimizi tanıyacağız. Birbirimize saygı, sevgi göstereceğiz. Bizim Alevilerin İnancının temelinde şu yazıyor. Ya bizim dinimiz sevgidir. Başka dine inanmayız. Bunu halen anlamadıysanız anlayın arkadaşlar. Yapmayın etmeyin. Alevilere yapılan asimilasyon zoru, sen demin saydın zoru din dersleridir. Efendime söyleyeyim ÇEDES'tir. Yani hep bizi boğmaya çalışıyor. Alevilerin
kafasını kaldırmasına, sağlıklı bir şekilde düşünmesine müsaade etmiyorlar ki Aleviler ne yapsın? Ne yaparlarsa yapsınlar hocam. Benim kendi kanaatimce hocam ne diyorlar? Su akar akarını bulur. Yani herkes kabı kadar alır. Biz mutlaka inancımıza samimiyetle, kalbimizle, gönlümüzle inanıyoruz. Bunu kimse bizim elimizden alamaz. Yani benim her şeyimi alabilirler. Sen her şeyini al. Beynimizin içindeki o güzel inancımızı, bu humanist, dini sevgi olan bir inancın yok olması diye bir şey söz konusu olamaz. Çünkü biz bu dünyada, bu planette gerçekten Aleviler olarak katacağımız çok güzellikler var. İnancımızın çok çok güzellikleri var. Kirveliğimiz, müsaitliğimiz, dostluğumuz, sevgiden başka hiçbir şeye inanmamamız, efendim senin cemalin benim Kabe'm olması, bunlar bizim çok önemli değerlerimiz ve bu değerlerimizi kimse yok edemez. Nokta. Saygılar, hürmetler. Bana da bu fırsatı verdiğin için sana da ayrıca teşekkür ediyorum. Hak yardımcınız Hızır yoldaşımız olsun. Bizim yolumuzu nursuz, pirsiz, inançsız, ne diyorlar, kötülüklerden korusun diyorum. Ne diyeyim hocam?